He? Kime? Ali Rıza. Ali. Al, çek. Harika. Tanrı'nın birisidir. Orada da Ahmet Feyzi Kur abinin Afyon Haksı'ndaki mektubu yazmış. Bu mektubu da Rıza Hazretleri almış ve buraya derc etmiş. Bu mektup ne zaman yazılmış onu evvel söyleyeyim. Evet. Afyon Medrese Yusufiyesi Ramazan-ı Şerif 26. Çağrıf Kusur, Pür Ali, Pür Mesai, Rahmet Feyzi. Şunun böyle Allah Hazretleri kutlu aldık. Bir dakika. İsmini Risale-i Nur'la olan alakadar, yani Risale-i Nur'u sadeleştirerek bir mecmua ile neşretmek hakkındaki kısmını okuyacağım. Bunu okuyacağım diyor. Şöyle diyor bir kısmı. Ben gece gündüz dualarımda Ya Rab bana emanet ettiğin bütün serveti ve kardeşimi ve zevcelerimi ve evlatlarımı hizmet-i kutsiyen ve rızayı akdesin için hasır ve taksis et ve istihdam et diye yalvarıyorum. Kutsi Üstadımın da bu biçareler için o nevi nazar-ı şefkatlerini o yolda ve dualarını niyaz ve istirham eylerim. Hele kardeşim Mehmet Emin hakikaten duayı müşfikanınıza kesb-i istihkak edecek derecede bilhassa bu sefer pek fazla ibraz-ı sadakat etmiştir. Yazdığı mektuplardan mübarek el ve ayaklarınızı öptüğünü size iblağım için mütemadiyen yalvarmaktadır. Faruk, Arif, Said, Nuri olan Zevat zürriyet aralı diyor. Masum kölemizin ve annelerinin de nur ordusunda hakikat ve hidayet hizmetinde yer almaları için duayı kutsiyemizi ayrıca ve pederane şefkatim cihetiyle istirham ederim. Merhum peder ve validemi unutmamanızı yalvarırım. Benim kusurlarıma bakma sevgili üstadım. Bu yazı bizzat kendi kalemidir. Ahmet Feyzi Efendi. Sizi bazı ahvalde izdirava sevk ettiğim vaki oldu. Fakat bütün bunlar hüsnü hizmet aşkının bir tezahüründen başka bir şey değildir. Sizin azat kabul etmez bir memlükünüzüm. Ve daima inşallah öyle kalacağım. Gerçi Hüsrev ve Tahiri gibi kahramanlar ayarında olmadığını biliyorum. Ve onlar gibi katıksız ve saf hizmet ruhunu taşıyamadım. Bu bir nevi hastalık mahiyetindeki bazı zaaflarından ileri geliyor. Haşa bir nevi itimatsızlık, daha iyi kavramak ve daha vazih ve etraflı anlamak için tahkik ve tetkikte pek fazla müptelayım. Risale-i Nur'un desatir-i âliyesini bütün vücuh-u kainata tatbik etmek, biraz çok mühim. Risale-i Nur'un desatir-i âliyesini bütün vücuh-u kainata, kainatın bütün heciyetine tatbik etmek ve onların hudutsuz ihatasını ve kainat şumul azametlerini tezahür ettirmek için kitab-ı kebir-i kainatın her sayfasını, her satırını tam bir ilmi ehliyetle ve riyazi kat'iyetle temaşa etmek ve okumak için bütün şu abat-ı ulum ve fünuna meylin sonsuz bir itira halini huzurunuza arz ettiğim yazılar ise sırf sevgili üstadımızın tesbih veya tesbihini elde etmek maksadına binandır. Dersin doğru mudur, nereler hatadır demek içindir. Gerek kaydettiğim bazı ilmi hakikatler ve gerek bazı tevcihler hakikate uygun mudur diye sevgili üstadımdan istifsarda bulunmak için Arapçaya çok fazla hevesim de sonsuz ilim ve tahkik aşkından ileri gelir.
birçok hakikatleri ve fikirleri hiç tereddüt etmeden sevgili üstadımın pişgahına arz etmekliyim ve onların sui edep olup olmayacağını düşünmekliyim. Sırf açık yürekliliğimin ve safvetimin ve hakikat ve ilim aşkına fert-i meclubiyetimin bir tezahüründen başka bir şey değildir. Ne yapalım sevgili üstadım? Beni de böyle kusurlarımla kabul et. Risale-i Nur camiası içinde bir de böylesi bulunsun. Belki icabında bu kabil bir talebenizin de bulunması faydalıdır. Benim şahsi hususiyetlerim bana münhasır kalsın. Ben de bu sahada hizmette bulunayım. Fikri tahkikten tevellüt edecek fiyuzatla Risale-i Nur'un zerrin sahası, altın, zerrin sahası daha çok parlasın. Şurası muhakkak ki bütün dünya sizi inkar etse, siz de onların inkarlarını tasdikle onlarla beraber olsanız, bu biçarenin azami bir kuvvet ve metanetle sizi ve davanızı ve temsil ettiğiniz kutsi hakikati dava ve ispattan ve sizin için kutsi şehadetten feragat etmesine imkan ve ihtimal yoktur. Bu ancak feyz-i tahkikin verdiği bir metanettir. Müdafalardaki sarsılmaz ve kat'i hakikatler ve davalar kuvvetini bütün bu feyz feyz-i tahkikten almıştır. Bırakınız ben de Nur'un bir muhakkik ve müdakkiki olayım. Benim faaliyet saham da tefekkürü ve tahkiki olsun. Her bir kumandanın mahiyetinde fikri ve tertibi sahayı idare eden bir erkan-ı harp dairesi vardır. Kumandanın fermanı dahilinde bu fikri sahanın inkişaflarını hazırlıyor ve kumandanı arz eder. Siz ki en büyük mana kumandanısınız. Elbette sizin izhar ettiğiniz büyük davalar için bir taraf bir şahide ilmi ve tahkiki esaslarla hareket eden bir şahide adil lazımdır. Fikir ve tahkik sahasında çalışan bir vazifedar lazımdır. Bütün azimle beraber bu biçareye ifaze ve himmet buyurursanız ümit ederim ki sizin kutsi himmetinizle Cenab-ı Hak kendisine tevfik ihsan eder. Benim sırf hüsnü niyetle ve hizmet ve meslehet düşüncesiyle ve sırf meşveret ve istizam izin Allah maksadıyla yaptığım bazı cüretkarlıklar size bir tevehhüş vermesin. Risale-i Nur'un ve onun kutsi tercümanının ezeliyen ve ebediyen malı olan bu biçareden Nur'a halisane hizmetten ve kat'i sadakatten ve canı başla gayretten ve azami çekinet ve temkinden ve azami ihtiyat ve tebessürden yani gözleme başka inşallah bir şey zuhur etmeyecektir. İnşallah onda hakiki ve nur-u kutsiyi dünya ve ukhra makasıdına alet etmek enaniyet ve korkunçluğu gibi fazihaler kutsi üstadının himmetiyle görülmeyecektir. Üstadının duası bu biçareyi münafi ihlas ehvaldan ve lüzumsuz ve zararlı ifratkarlıktan inşallah daima muhafaza edecektir. Bütün varlığını emrinize hasır ve tahsis etmiş bu biçareyi kusurlarıyla kabul ediniz. Zaaflarıyla ve manevi hastalıklarıyla seviniz. Ve onu ihyakar ve şefkatli nazarınızın altıfatından ayırmayınız sevgili üstadım. Kapınıza her an dilenci olan bu biçare Ahmet Feyzi'yi red etmeyiniz. Bütün usullarıyla beraber. O sizin öz memlükünüzdür. Tembelliklerini nazar-ı müsamahayla görünüz ve affediniz. O size daima nazlanacaktır. Korksanız dahi kapınızdan gitmeyecektir. Hasretle ve hürmetle el ve ayaklarınızdan öperim. Biçare pür kusur, pür alil, pür mesai. Ahmet Feyzi. Afiyon Medrese-i Yusuf Yesir Ramazan-ı Şerif 26. Mayıs. Mektubun başını okumadım. Diyor ki bir mecmuayla Risale-i Nur herkese anlayacağı bir dille neşredir. Bu mektup yazıyor. Üstad Hazretleri bundan sonra şunu cevap veriyor kendisine. Kendisi bizzat deyip şey veriyor. Efendim. Bu üstadın kendi yazısı. Ahmet Feyzi'nin sadakatinin de bir şeysi. Ondan sonra hemen kesiyor, vazgeçiyor. Daha o şey davada hiç bulunmuyor. Şöyle diyor, Ceylan bu mehremdir, bak sonra yırt.
ben bir ihtara binaen bir pusla Feyzi'ye yazdım. Sen onu gördün mü? Sen anla ki ne ile meşguldür? Cevap vermedi. Başka şeyler yazdı. Bir mecmuayla Risale-i Nur'u sadeleştirerek neşredeceğiz diye manasız bir şeyler yazdı. Sakın Şemsi gibi nurları tağyir etmesin. İstanbul'daki vaiz Şemseddin Yeşil. Bu ne öyle Fahad Üstad? Ondan sonra Ahmet Feyzi şeyin Sungur Abidal'ı o günlerde orada hapiste şey geliyor. Efendim İnebolulu Fakazlı İbrahim abi birkaç kere anlattı. Ben de bulundum. Ahmet Feyzi Efendi geldi. Uzun uzun bunu anlattı üstada. Bu meselenin mahiyetini daha çok ravak bulacağını Risale-i Nur. Üstadı'yı dinledi. Ondan sonra dedi ki kardeşim Feyzi ben sana onu yapma demiyorum. Fakat yaptığın takdirde, öyle bir şey yaptığın takdirde onun üstüne ismini yazmazsın. O takdirde o eser artık benim değildir demiş. Ondan sonra Feyzi Efendi tamamen vazgeç. Fakat bu ömürleri 100 kere bulmuşlar, bütün bunları hala vazgeçmiyorlar. Sungur abim yaptığı bedduayı ben de o bedduayı diyor her yerde. Sungur abinin yaptığı bedduayı ben de her yerde yapıyorum diyor abi.